Hepinize merhaba, iyi pazarlar. Bütün babaların babalar günü kutlu olsun. Galatasaray yeni teknik direktör Okan Buruk mu oluyor? Evet, Okan Buruk oluyor. Zaten doğru olan da buydu. Yani pek çok teknik direktörle görüşüldü, temas kuruldu ama ortaya çıkan fiyatlar, alınan fiyatlar çok yüksek. Ve bu koşullarda yabancı bir teknik direktörle çalışmak büyük bir risk. Okan Buruk yerli teknik direktörler arasında en makul seçenek olarak duruyordu. Ve zaten çok arzulu olduğunu defalarca kez dile getirdi. Ben de doğru buluyorum bu kararı. Zaten böyle olması gerektiğini de ee, videolarımı yakından takip eden bütün izleyicilerimiz biliyorlar, takipçilerim biliyorlar. Okan Buruk Galatasaray'da bu koşullarda başarılı olabilecek bir teknik direktör. Uzun vadeyi bilmiyorum. Uzun vadede tartışılır ama bu koşullarda eğer Türkiye Ligi Süper Lig'de şampiyonluk temel hedefse ki öyle. Galatasaray için başka bir hedef yok. Ee, ve az bütçelerle yetinip başarıyı amaçlayan bir felsefeye sahipseniz ki Galatasaray mecburen bu düşünce içerisinde olmak durumunda bu sezon. E, Okan Buruk bunu yapacaktır. Mevcut kadroyu büyük ölçüde koruyarak ki gideceklerden bahsediyor ama ben son teklifin olmadığını biliyorum ona daha sonra gireriz. E, önemli dört tane takviye özellikle de defansif olarak oynayabilen bir orta saha oyuncusu alarak Galatasaray ligde hedeflerine ulaşabilir mi? Bence ulaşabilir. Yalnız teknik direktör meselesini çözdükten sonra çok ivedi bir biçimde, çok hızlı bir biçimde bu transferleri de çözmek zorunda Galatasaray. İşte ŞEKA var e, serbest statüde ve önceki yönetim yani Burak Elmas başkanlığındaki yönetim bir çalışma yapmıştı. Bu çalışmanın sonunda gelinen bir aşama var. Karar verirse ŞEKA'yı kadrosuna katabilir. E, daha önce söylediğim gibi Koyate Galatasaray için alternatiflerden bir tanesi ki stoper de oynuyor, defans forta da oynuyor, önde de yani göbekte de oynuyor. O da olabilir. Eee Şaka ya da Koyate ikilisinden bir tanesini hemen kadroya katmak zorunda Galatasaray. Elbette ki daha önde iş bitirici, iki yönlü bir orta saha oyuncusuna da ihtiyacı var. Bunu da alacak ve bir golcü. Golcü konusunda da Balotelli'den bahsedildi ama konuşuruz. Balotelli gerçekten Galatasaray'ın gündeminde mi, değil mi? bütün bunları çok kısa bir süre içerisinde yani bu ay bitmeden halletmek zorunda en azından ön anlaşmaları yapmak zorunda ve bu ayın sonuna kadar Galatasaray 325 milyon Türk lirası ödemek durumunda. Evet yanlış duymadınız. Mustafa Muhammed'in 1 Temmuz itibariyle işleyecek satın alma opsiyon 4,5 milyon dolarlık opsiyonda dahil olmak üzere Galatasaray'ın ay sonuna kadar ödemesi gereken toplam paranın miktarı 325 milyon TL. Kolay bir iş değil ama ne yapmıştı Dursun Özbek? Cüzden göstermişti. O cüzdanın karşılığında işte yasadaki bir takım boşluklardan da yararlanarak sanırım bu ödemeleri gerçekleştirecek. Gerçekleştirmesi zaruri. 325 milyon TL ödemenin yanı sıra Galatasaray'da şişirilmiş kadrolar olduğundan bahsediliyor. Yeni yönetim geldi ve bir inceleme yaptı. Normalde işte 500 kişilik bir kadronun 700'e çıktığını, ve bunun çok ciddi bir maliyet olduğunu kulübün sırtında söylüyorlar. E, bununla da ilgili çalışmalar var. Şimdi en azından teknik direktör salı günü, en geç salı günü, yarın ya da salı günü açıklanacak ve en azından iki transferin yapılacağına, yapılacağına dair bir kamuoyunu Aydınlatma platformuna bir açıklama yapılması durumunda Galatasaray kombinelerini satmaya başlayacak. Bunlar çok önemli. Teknik direktörünüz belliyse temel transfer pozisyonlarıyla ilgili açıklama yapmışsanız kombine kart satışlarında %100 yüz Farklılık oluyor. Kombine kart satışlarının bir an önce loja satışlarının bir an önce e, satışa çıkartılması, locaların bir an önce satışa çıkartılması lazım. Bunun için de en az minimum iki transfer açıklaması ve teknik direktörün belli olması gerekiyor. E, localar büyük bir önem arz ediyor. E, bu konuda yapabileceğiniz tutarlı açıklamalar, doğru açıklamalar loja satışlarını az önce de söylediğim gibi %100 etkiliyor. O bakımdan e, Galatasaray için e, final haftası Geçtiğimiz hafta işaret ettiğim gibi bu hafta yani içine gireceğimiz hafta Haziran son haftasında hem 325 milyon TL ödeme yapılacak. Hem teknik direktör konusu netleşecek hem de en az iki transfer açıklaması yapmasını bekliyorum Galatasaray yönetimi. Bunlardan bir tanesi Şeka olabilir mi? Olabilir. İkincisi Balotelli olabilir mi? Hayır. E, Balotelli Adana Demirspor oyuncusu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ta dün görüştüm böyle bir şey yok. Bize teklif gelmedi sürekli bizim oyuncumuz devam ediyor dedi. Valencia'nın Gattuso teknik direktör olduğu orada biliyorsunuz. Devreye girdiğinden bahsediliyor. ama Valencia'nın da herhangi bir teklifi olmamış Adana Demirspor'a. Balotelli bugün Adana Demirspor'da başarılı oldu, gol attı diye transfer edilmemeli. Balotelli zaten Monza'da oynarken, İtalya'da oynarken Galatasaray'ın eğer güveniliyorsa karakterine veya çalışan teknik direktör o dönem için Fatih Terim vardı. Bu oyuncuyu alır rehabilite eder, sahaya kanalize eder, verim alır diye düşünülmüşse o zamanlar alınmalı diye. Adana Demirspor'a geldikten sonra almak çok büyük bir anlam ifade etmiyor. Elbette ki çok büyük bir potansiyel. Manchester City'de, Inter'de, Milan'da her yerde oynadı. İtalya milli takımın formasını giydi. Ben daha önce alınmasının doğru karar olduğunu düşünüyorum. Özellikle Fatih Terim döneminde, Fatih Terim'in formda olduğu dönemde Fatih Terim bu oyuncuyu sahaya konsantre edebilir ve verim de alabilirdi. Yani motivasyonla oynayan bir oyuncu Balotelli. Zaten bu tür oyuncular kendi fiziksel değerleriyle ilgili bireysel çalışmalarını profesyonelce yapıyorlar. Ama bu oyuncuları motive etmek çok önemli. O motivasyonu da Fatih Terim'in sağlayabileceği kanaatindeyim. Daha önce transfer edilmeliydi Balotelli. Şimdi Adana Demirspor'un elinden almak doğru değil. İkincisi... Kolay da değil. Ama ön bölgeye bir oyuncu alınmalı. Bafet İbni Gomis bu işi sonuna kadar götüremez. Fiziksel olarak çok düşmüş. Arap Ligi'ne gitmeseydi belki bu kadar büyük bir düşüş yaşamazdı. Ama Arap Ligi'ne gittiği için işte orada yükleme yok, fizik çalışmaları yok. Geldiğinde Galatasaray'da yeterli değildi. Bunun dışında Mustafa Muhammed'in gitme ihtimali olabilir mi? Olabilir. Değişik kulüplerin Nis'in özellikle devreye girdiğinden bahsediliyor. Ben duymadım. Ama eğer öyleyse Galatasaray bir ön anlaşma yapar. Örnek veriyorum Fransız kulübü Galatasaray 7 milyon euro önerdi. 7 milyon euronun işte belli bir bölümünü peşin almak kaydıyla ön anlaşma yapar. Ve gider 4,5 milyon doları Zamelek kulübüne, Mısır kulübüne öder. Böylece sonraki dönemde işte artı parayı da alır ve kar etmiş olabilir. Ve yerine de bir forvet koyar Galatasaray. Ben oyuncu bulmak konusunda Galatasaray'ın sorun yaşayacağı kanaatinde değilim. Oyuncu bulmak konusunda kimse sorun yaşamaz. Yeter ki oyuncu bulmak için görevlendirdiğiniz insanlar doğru insanlar olsun. Yeter ki oyuncu bulmak konusunda mahir profesyonellerle çalışın. O bakımdan ben süre kaybedilmiş olsa bile yani seçimden dolayı Galatasaray transferde biraz zaman kaybetmiş olsa bile bu açı doğru hamlelerle akıllıca aksiyonlarla çok kısa sürede kapatabileceği kanaatindeyim. Peki Markaya seviyeden teklif var mı? Hayır. 15 milyon euro verecek teklifini bu hafta sunacak diyorlar. Ben seviyenin o oranda bir teklifte bulunacağını, teklif etse bile o oranda teklifte bulunacağını sanmıyorum. Bunlar çok afaki rakamlar. Ama marka gidebilir mi? Gidebilir. Belki İspanya'ya değil de İtalya'ya gidebilir. Böyle bir olasılık var. Dediğim gibi bir handikapı var. Hala Avrupa Birliği pasaportu yok. Avrupa Birliği pasaportu olsaydı gidişi ve Galatasaray'a kazandıracağı para açısından çok daha avantajlı bir transfer olabilirdi. Hem para kazandırabilirdi daha fazla hem de gidişi daha kolay olabilirdi. Ama bunun dışında Galatasaray elbette ki stoper mevki içinde bir takım... Çalışmalar yapacak. Jason Dönay İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ta görüşecekmiş. Beşiktaş'ın stopere ihtiyacı var. Çünkü Valerian İsmail üçlü stoper bile öyle devam edecek sezona. E, Boşta bir oyuncu. Galatasaray'da denendi. iki dönem kiralık oynadı. Fena da oynamadı. Hani üst düzey bir stoper olduğunu düşünmüyorum ama fena da değildi. Belçika milli takımında da oynuyor. İngiltere'de deneyimi var. İşte Lyon'da da başarılı oldu. Orada Marcelo ile birlikte iyi bir ikili yakalamış derdi. Ee, ve Beşiktaş'ın eski Brezilya stoperini kastediyorum. Beşiktaş olmasa Galatasaray olabilir mi? Yani eğer e, gidiyorsa marka elbette ki Galatasaray istediği rakamlara imza atmayı kabul ederse çok yüksek imza paralarından bahsetmiyorsa olabilir. E, bu da bir seçenek. Şimdi Fatih Terim için dün bir kampanya başlatıldı. Teknik direktör Fatih Terim olsun diye hashtag açıldı. E, ben e, Fatih Hoca'nın da bundan son derece memnun olduğu kanaatindeyim. Hatta Fatih Hoca'nın etrafındaki insanların da böyle bir kampanyanın başlatıcısı olduğu kanaatindeyim. Normalde Fatih Hoca bu dönem içerisinde gelmez diye düşünüyordum ama dün fikrim değişti. Çünkü bu çok böyle coşkun bir biçimde ilerlemesi, katılımcıların çoğalması açısından can hıraç başlatılan bir kampanyaydı. O bakımdan fikrim değişti. Ama Fatih Hoca gelseydi eğer ki şu anda Okan Buruk Ön planda ve hafta içinde onun isminin açıklanmasını bekliyoruz. Fatih Hoca gelseydi bugün Dursun Özbek istediği düzeni kuramazdı. Fatih Hoca kendi düzenini kurardı. Cenk Ergün'ü profesyonel olarak atamak istiyorlar. Sensi bile gitti, Sözleşmesi feshedildi. Sportif direktör olarak tekrar Cenk Ergün'ün gelmesi söz konusu. Cenk Ergün'le de çalışmazdı Fatih Hoca vesaire vesaire. Her şeyi baştan almak zorunda kalırdı. Dursun Özbek sanırım bunu ona söylediler ve sonra da Okan Burak'a döndü. Bence yerli seçenekler içinde içerisinde doğru olan isim Okan Buruk'tu. Hem çok para talep etmeyecek sizden, hem büyük transfer bütçeleri talep etmeyecek. Olmadı diye de işte o olmadı bu olmadı diye şikayet edeceğini de sanmıyorum. Mevcut koşullar içerisinde şampiyonluk mücadelesi verecek. Doğru olan buydu. kendi iradesiyle gelmedi dursun Özbek yönetimi bu noktaya ama şartlar onu zorladı. Bazen de şartlar zorlayacak. Öyle doğruyu bulacaklar. Çünkü ben kolay kolay doğruyu bulabilecek bir futbol anlayışı aktı olduğu inancında değilim yeni yönetimde. Umarım ben yanılırım. Şimdilik veda ediyorum sizlere. Sonraki videomda görüşünceye dek. Hoşçakalın.